Huzura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, kıyamette mahşer günü herkes toplanacak. Bütün insanlar. Bir hesap var yani orada. Bir hesap sorulacak insanlara. Allah-u Teala, ben sizi şunun için yaratmıştım, şöyle emirlerim vardı, bunları yaptınız mı yapmadınız mı? Yani genel olarak vazifesini yerine getirenler kazanacak, getirmeyenler cehenneme gidecek. Şimdi kendisine hesap sorulmayanlar da var. Geçen hafta bir başka programda bunu anlatmıştınız. Hesaba çekilen, çekilmeyen herkes, çekilmeyenler de dahil, bir sıkıntıya maruz kalacak mı yani? Onu sormak istiyoruz. Şimdi Mustafa Bey, hesaba çekilmek ve hesaba çekilmeden, hatta buraya girmeden önce bizi izleyen ve dinleyenlerin, yani evli olan, çocukları olan veya torunları olan bilirler. Evladı yerine, evet evladıdır. Şefkati ve merhameti sebebiyle fedakarlıkta bulunur. Allah-u Teala her anne babaya bunu vermiştir, bu özellik var. Hayvanlar da bile vermiş Cenab-ı Hak bunu. O fedakarlıkta bulunuyorlar. Ama belli bir yaşa geldikten sonra kızın olsun, oğlun olsun, diyelim ki para verdim ne yaptı, iki gün sonra evladı gelse bir daha istese falan, gayri ihtiyari bir baba der ki ya daha dün verdin, ne yaptın onu? Onun bir hesabını ver önce bakalım. Tabii. Bir ne hesaba yaptın, çeker. Bir hesaba çeker. Mesela evin içerisinde böyle olduğu gibi, yani köyde de otursan, kasabada da otursan, şehirde de otursan ve bir devletin içinde de bulsan, devlet de aynı şekilde tamam diyor, iş yeri aç, şunu yap, sana destek vereyim. O sana diyor, bakanım arkadaş diyor, sen ne yapıyorsun? Benim koyduğum vergiler veriyor musun? Zamanında bunları yapıyoruz, ediyor musun falan. Devlet hesaba çekiyor mu, çekmiyor mu? Çekiyor. Çekiyor. Devlet hesaba çekiyor. Anne baba evladına, ama sana ne bileyim ben, hani muhtar köydekileri, yani belli bir intizam düzen var. Bunu çiğneyenler hesaba çekiliyor mu dünyada? Çekiliyor. E şimdi Allah-u Teala her şeyi vermiş. Her şeyi verdikten sonra açıkça, bunlar benim emirlerim, bunlar da yasak ettiklerim, bunları yapacaksınız, bunlardan önce de yapmayacaksınız diye de bildirmiş, açıkça bildirmiş. Ve açıkça da cenneti cehennemi yarattım. Emirlerimi yapıp itaat edenlere cenneti, isyan eden, inkar eden, reddedenleri, yapmayanları da cehenneme koyacağım. Açıkça da bildirmiş. Efendim ben bilmiyordum, duymadım, öyle bir bahane de yok, hepsi de kapalı. Dolayısıyla Cenab-ı Hak iğneden ipliğe herkese hesaba çekecek mi, çekecek. Şimdi... zaten sizin sorunuzu da bizi izleyen ve dinleyenler, efendim hesaba çekilmek azap mıdır? Bir hadis-i şerif var. Kıyamette hesaba çekilen helak olmuştur. İmam Buhari naklediyor bunu. Helak olmuştur. Peki herkes hesaba çekilmeyecek mi? Bir hadis-i şerif daha var da, hesaba çekilen azap görmüş olur. Hesaba çekilen azap görmüş olur. Dehşet bir şey. Hesaba çekilmeyen var mı? Var. O da bildirilmiş. Allah-u Teala o kadar çok merhametli ki, ey kullarım, bak böyle 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 yaparsanız, bir, dünyada rahat ve huzurlu olursunuz. İki, kabirde mahşerde rahat edersiniz ve sırat rahat rahat geçersiniz. Ebedi saadet yurdu olan cennete gidersiniz. Cenab-ı Hak açıkça koymuş. Yok, itiraz ederseniz, iman etmezseniz dünyada da huzurunuz olmaz. Ama ne var hocam, adamın villası var, köşkü var da kalbi rahat değil. Yaşlandıkça, yaş ilerledikçe ölüm korkusu sarıyor. Malı çoğaldıkça acaba benim malımı çalan olur mu? Hele bir de kendisi katakulle ederek o malları elde etmişse, ya beni de aynı şekilde böyle bir katakulleye getirip de elimden alırsa, elimden giderse, o malın sevgisi de kalbine yerleşmişse, adamın canını alma, alnını alma o zaman. Hani demiş ya, demiş efendi efendi demiş, istediğin demiş canını iki veresin demiş ya, para istiyorsun nasıl vereyim? Demiş ya adamın biri söyle. Şimdi o duruma gelince Allah-u Teala muhafaza buyursun. Çünkü hele zamanımızda maddiyat o kadar ön plana çıktı ki, çok kimse paraya tapıyor, farkında değil ama. Okurken de falan putperestleri işte puta tapıyormuş falan, sen de paraya tapıyorsun.
kadına tapıyorsun, bakkala tapıyorsun. Yani taptığı şey, çünkü farkında değilsin ama İmam-ı Rabbani Hazretleri ve Muhammed Masum Hazretleri kitaplarında sık sık tekrar ettiler bir şey var. Maksudun mabudundur buyuruyor. Yani senin maksadın neyse, çok para kazanmaksa mabudun oldu para. Bu makamı ele geçirmekse bu makam senin mabudun oldu. Farkında değilsin taptığın şey. Ondan sonra da Allah-u Teala Kerim'dir, Rahim'dir. Yemezler onu. Yani ahirette bunun hesabını sorarlar. Dolayısıyla hesaba çekilen herkes sıkıntı görür. Sorgusuz sualsiz cennete girmeye çalışmalı. Peki onun da aynı şekilde özellikleri var mı? Öncelikle hadis-i şerifte buyuruyor ki, kıyamette herkes şu dört suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamaz. Birincisi, ömrünü nasıl geçirdin? İkincisi, eğer bir bilgin varsa, ilmin varsa bu ilimle nasıl amel etti? Üçüncüsü, malı varsa malı nereden, nasıl kazandı ve nereye harcadı? Nereye harcadı? Dördüncüsü de bedenini nerede yordu? İmam-ı Tirmizi naklediyor hadis-i şerif. Bedenini nerede yordu? Ne için kullandı onu? Ben var ya böyle balyoz gibidir benim yumruğum. Vurdum mu indiririm? Veren kim? Allah-u Teala. Ne, kimi indiriyorsun? Zulmediyorsun ya. Yarın bunun hesabını vermeyecek misin? Allah-u Teala buyuracak ki sana güç kuvvet verdim. Fakirlere, fakir kullarıma, muhtaçlara yardım edesin diye verdim. Sen de gittin aynı şekilde gariplere, aynı şekilde ezdin. Zulmettin, dövdün. Gel bakalım bunun hesabını ver diyecek. O mazlumlar da çıkıp gelecek. O dövdükleri, ettikleri hepsi çıkıp gelecek. Yani bu bedeni nerede kullandın? Tabii hesabı çok kolay geçenler de olur. Mesela sen falanca mısın diye sorulur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Osman radıyallahu teala hazretleri o kadar çok yardım ediyorlardı ki, hatta bir seferinde Resulullah Efendimiz, ya Rabbi Osman bin Affan'ın yaptığı yardımlar karşısında karşılık vermekten aciz kaldım. Vay geldi. Habibim sen acizsin de ben değilim buyurdu. Ben ona karşılığını fazlasıyla veriyorum. Sen üzülme. Ve bir seferinde de öyle bir iş yapıyor ki tam böyle hakikaten zamanını iyi kollamak lazım. Şimdi mesela diyelim ki adam açlıktan ölmek üzere. Bir simit, bir çay, ya adamı ömür boyu sana dua ettirir. Ama karnı tok birisini, gel ben seni et lokantasına götüreyim, işte şunları yedireyim. Adam ya, deyip duruyor, beğenmez yani, dua da etmez. Değil mi? Zaten tok. Zaten tok. Toku doyurmak zordur. Hani adama yani götürüyorsun, çok özür dilerim, 1000 lira veriyorsun adama, bir ikramda bulunuyorsun, 5 para etmiyor. Ama 1 liralık çay, 1 liralık simit adamın eline tutuyorsun, 2 lirayla... Ömür boyu adam sana dua ediyor. Niye? Muhtaç olduğu zaman da devreye giriyor. Onun ona ihtiyacı var. Ona ihtiyacı vardı. Susuzluktan ölmek üzere olana. Veyahut da bir yeri arıyordu, bulamadı, gittin aynı şekilde buluverdin, adama yardımcı oluverdin. Bir şey vermedin ama yardımcı oldun, bedene yardımcı oldun. Dolayısıyla ömür boyu dua eder. Dolayısıyla yerinde ve zamanında yapmak gerekir. İşte Hazreti Osman da radıyallahu falan öyle yerinde ve zamanında mübarek yardım edermiş ki bir seferinde yine öyle bir şey oluyor. Resulullah Efendimiz elini açıyor. Ya Rabbi diyor, buna diyor hesap sorma. Allah-u Teala da kabul ettim buyurdu. Fakat Allah-u Teala ezelde imanlı olarak 80 yaşını geçen kuluma hesap sormam buyuruyor. Hesap sormaktan haya ederim. Evet. Dolayısıyla ona ömür verdi. Hem kendi dediği oldu hem de Habibin duasını kabul etmiş oldu. 80 yaşını geçti Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri. Peki hiç mi olmayacak? Hiç mi olmayacak? Ona diyecekler sen cennete girerken adın ne senin? Osman bin Affan. Ha, o sen misin? Bu kadar hesaba çekilecek. Buyur gir. Buyur gir denecek. Çünkü bir hadis-i şerifte Osman'ın şefaatiyle cehennemlik olan 70 bin kişi sorgusuz sualsiz cennete girecektir buyuruyor. Sorgusuz sualsiz. O zaman o 70 bin kişiye de diyecekler ki, ha, siz de Hazreti Osman'ın şefaatine kavuştunuz. Hadi gidin. Geçin. Öyle geçin dedi. Kıyamet günü bir hadis-i şerifte insanlar hesaba çekilirken bir münadi 3 defa Allah-u Teala'dan alacağı olanlar kalsın ve cennete girsin diye seslenir. Bunu duyanlar Allah-u Teala'dan alacaklı olanlar kimler ki derler. İnsanları affedenlerdir denir. Bunun üzerine binlerce kişiyi ayağa kalkar, sorgusuz, sualsiz cennete girerler. Affetmek ne kadar büyük bir şey. Şimdi TGRT FM'in işte o İslam ve Toplum programı 11-12 arasında yayınlanıyor ya. Sen de şahitsin, onu canlı veriyoruz ya onu. Şimdi orada defalarca mesela geliyor, telefon açıyor, yayına giriyor falan. Miras sebebiyle birbirlerine giriyorlar. Ben ona hakkımı helal etmeyeceğim, ben onu affetmeyeceğim. Kime söylüyor bunu? Abisine, ablasına veyahut da kardeşine söylüyor değil mi bu? Veya anasına, babasına. Veya anasına, babasına. Halbuki hadis-i şerifte ne buyuruyor? İnsanları affedenlerdir. Ama onun bana yaptıklarını sen bilmezsin. Doğru, ben bilemem. Nereden bileceğim?
Ama affedersen buna kavuşacaksın. Bu bir imtihan. Bu bir affetmek karlı bir iş. Tabii karlı bir iş. Mesela bir hadis-i şerifte din kardeşinin bir işini yapmak için gidenin her adımında 70 günahı affolur ve ona 70 sevap verilir. Bu iş bitinceye kadar böyle devam eder. İş yapılınca bütün günahları affedilir. Bu işi yaparken ölürse sorgusuz, sualsiz cennete girer. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirmiş. Mesela bir hadis-i şerifte de ümmetim üç sınıftır. Bir kısmı sorgusuz sualsiz cennete girer. Bir kısmı hafif hesaba çekilerek girer. Bir kısmı da günahlardan temizlenerek girer. Nasıl temizlerler? Ya mahşerde bekletirler veya cehenneme korlar. Temizlenir, ondan sonra girer. Dolayısıyla dünyadayken Allah-u Teala vermiş olduğu fırsatı iyi değerlendirmeli. Mesela suda boğularak ölen şehitlerin kul borçları da affedilir. Hak sahipleri bu şehitten haklarını istedikleri zaman Allah-u Teala ondaki haklarınızı benden isteyin buyurarak hak sahiplerini alacaklarını fazla verir. Şehit de sorgusuz sualsiz cennete girecektir. Cennete sorgusuz sualsiz giren fazilet sahiplerine sizin ameliniz ne idi diye sorulduğunda dünyada bize yapılan hakaret ve zulme sabreder ve bunları affederdik derler. Başka bir şeyimiz yok yani. Çok namaz, çok oruç değil. Bize yapılan hakarete ve zulme sabreder, bunları affederdik. Evet. Yol bu. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, dilde hafif, terazide ağır ve bağışlayıcı olan Allah indinde en kıymetli iki cümle, Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Ey rahmeti bol padişah, aman Allah, ey rahmeti. Cürmüm ile Mevla geldim sana, isyan ile Mevla geldim sana. Ben işledim hadsiz günah, aman Allah, ben işledim günah, aman Allah, cürmüm ile Mevlam geldim sana, isyan ile Mevlam geldim sana. Senin adın Gaffariken, aman Allah, senin adın Gaffariken, aman Allah, ay börtücü Mevlam Settariken, ay börtücü Mevlam Settariken. Kime gider kime giden sen variken, aman Allah, cürmüm ile Mevlam geldim sana, isyan ile Mevlam geldim sana. Kuddusi aman Allah, Kuddusi isyanda şedid, aman Allah, kullukta bir Mevlam battal pelit, kullukta bir Mevlam battal
Tam İlmihal, Saadet-i Ebediyye. Talip, sadık olan insan demektir. Allahü Teala'nın sevgisiyle ve onun sevgisine kavuşmak arzusuyla yanmaktadır. Bilmediği, anlayamadığı bir aşk ile şaşkın haldedir. Uykusu kaçar, gözyaşları dinmez. Geçmişteki günahlarından utanarak başını kaldıramaz. Her işinde Allah'tan korkar, titrer. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak işleri yapmak için çırpınır. Her işinde sabr ve affeder. Her geçimsizlikte, sıkıntıda kusuru kendisinde görür. Her nefeste Allah'ını düşünür. Gaflet ile yaşamaz, kimseyle münakaşa etmez. Bir kalbi incitmekten korkar. Kalpleri Allahü Teala'nın evi bilir. Eshab-ı kiramın hepsini radiyallahu teala anhum ecmain diyerek iyi bilir. Hepsinin iyi olduğunu söyler. Şimdi böyle hakiki talip kalmadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kiram arasında olan şeyleri konuşmamayı emir buyurdu. Salih Müslüman bunları konuşmaz, yazmaz ve okumaz. Böylece o büyüklere karşı bir edepsizlikte bulunmaktan kendini korur. O büyükleri sevmek Allah'ın Resulünü sallallahu teala aleyhi ve sellem sevmenin nişanıdır, alametidir. Kendi bilgisiyle, kendi görüşüyle evliya-i kiramı birbirinden aşağı ve yukarı diye ayırmaz. Birinin daha yüksek, daha üstün olduğu ancak ayet-i kerime ile ve hadis-i şerif ile ve sahabe-i kiramın söz birliğiyle bildirmeleriyle anlaşılır. Muhabbet sarhoşluğu elbet başkadır. Aşk sahibi mazurdur. Abdullah-ı Dehlevi, hak aşığı bir veli. Vaaz ve sohbetleri olurdu faydalı. Geçti onun hayatı hep cömertlik yaparak. Vermekten zevk alırdı elinde olmayarak. Bir gün sevdikleriyle gidiyorken bir yere, bir dağ görüp dedi ki hemen oradakilere, eğer ki şu dağ kadar olsaydı altınım, şu yol üstünde durup hepsini dağıtırdım. Onları dağıtırken o gelip geçenlere derdim, karşılığında Allah diyeyim bir kere. Kurtarabilir isem cehennemden bir kişi, yine kârlı çıkarım yapmak ile bu işi. Öyle kimselerdir ki Allah dostu evliya, onların sözlerinde bulunmaz asla riya. Şöyle şöyle yapardım dediyse onlar eğer, muhakkak ki o sözü yerine getirirler. Bu büyük zat bir günde buyurdu, ey insanlar! Gaflete dalmayın ki, ahiret var, hesap var. Nasıl akşam olunca, bugün bitti diyorsun ve yatıp ertesi gün tekrar uyanıyorsun. Öyle gün gelecek ki, belki de çok yakında, dünya bitmiş olacak o günün hitamında. Ve nasıl ki her sabah uyanırsın gün be gün, bakarsın ki dün bitmiş, başlamış yeni bir gün. Dirilip kalkacaksın
kabirden de akibet, görürsün dünya bitmiş ve başlamış ahiret. Her ne ki işlemişsen dünyada haram, günah, hepsinin hesabını soracak senden Allah. O gün mühür vurulur lisanına, ağzına. Sonra konuş denilir cümle azalarına. Gözün, elin, ayağın her şeyi beyan eder. Yer, gök, zemin ve zaman hep şahitlik ederler. Ey insan! Öyle çetin günler var ki önünde. Analar evladından kaçacaktır o günde. Hazırlık yapacakken o gün için durmadan, ne ahmaktır dünyaya düşkün olup aldanan. Yarın bu hakikatler olunca aşikare, pişman olunur ama bulunamaz bir çare. Aklı olan bir kimse fırsat bilir bu anı, öğrenir dinimizin emir ve yasağını. Sonra öğrendiğiyle amel eder ihlasla. Böyle kul ahirette bir zarar görmez asla. Derdi ki, sen herkese nasıl davranıyorsan, sen de öyle karşılık görürsün her insandan. Sen eğer başkasına verirsen ehemmiyet, verir başkaları da sana değer ve kıymet. Allah'ın kullarını çok seversen sen eğer, elbette ki onlar da seni öyle severler. Nasıl davranmasını istersen halkın sana, sen dahi öyle davran, öyleyse başkasına. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri. Ziyad bin Haris es-Sadai şöyle anlatmıştır. Mensup olduğum kavim, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip şöyle dediler. Ya Resulallah, bizim bir kuyumuz vardır. Yaz gelince suyu azalır ve bize yetmez. Yazın su bulmak için etrafa dağılırdık. Kışın yine bir araya toplanırdık. Şimdi etrafımıza düşmanlar geldi. Eğer çevreye dağılırsak, bizi öldürürler. Dua buyurunuz da, kuyumuzdaki su bize ve davarlarımıza yetsin, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 7 tane çakıl taşı istedi. Mübarek ellerini bu taşlara sürdü ve dua etti. Bu taşları Allahü Teala'nın ismini söyleyerek o kuyuya birer birer atınız, buyurdu. Buyurduğu gibi yaptılar. O kuyunun suyu öyle çoğaldı ki gece gündüz devamlı su çekseler de bir damla eksilmezdi. Utbe bin Ferkad'ın radıyallahu anh, hanımı şöyle anlatmıştır. Biz birkaç kadın, Utbe'nin hanımlarıydık. Güzel kokulu olmak için hoş kokular sürünürdük ve birbirimizle yarışırdık. Utbe hiç koku sürünmezdi. Fakat onun güzel kokusu, hepimizin güzel kokusunu bastırırdı. Her ne zaman insanlar arasına gitse, halk, biz Utbe'nin kokusundan daha güzel koku hiç görmedik derlerdi. Bir gün Utbe'ye bunun sebebini sorduk. Şöyle anlattı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vücudumda kabarcıklar çıkmıştı. Bu halimi Resulullah'a anlattım. Bana vücudunu aç buyurdu. Açıp huzuruna oturdum. Mübarek eline nefesini üfürüp karnıma ve sırtıma sürdü. Bendeki bu hoş koku o zamandan beri gitmedi. Eshab-ı kiramdan bir zat şöyle anlatmıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gitmiştik. Yanımızda bir oğlan çocuğu vardı.
O çocuğun bir gün önce sağ kolu kırılmıştı. Kolunun yanlarına küçük tahta parçaları koyup sargıyla sarmıştık. Resulullah o çocuğu yanına çağırdı. Kolundaki sargıları çözüp açtı. Sonra mübarek elini çocuğun kırık koluna sürdü. O anda çocuğun kolu iyileşti. Hangi kolunun kırıldığını oradakiler fark edemediler. Sonra yemek getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o çocuğa sağ elinle ye buyurdu. Yemekten sonra o çocuğa bu sargıları al evine götür buyurdu. Çocuk o sargıları alıp evine gitti. Giderken kavminden iman etmemiş olan bir ihtiyara rastladı. İhtiyar kimse çocuğun elinde sargıları görünce bu ne haldir diye sordu. Çocuk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kırık kolumdaki sargıları çözdü ve mübarek elini koluma sürdü. O anda kolum iyileşip sapasağlam oldu dedi. O ihtiyar kimse bunları işittikten sonra hemen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip iman etti. Bir gün bir genç Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip "Ya Resulallah, zina etmem için bana izin ver." dedi. Eshab-ı kiram hayrete düşüp bağırışmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gence "Yanıma yaklaş." buyurdu. Genç yaklaşıp huzurunda oturdu. "Başkalarının annen ile zina etmesine razı olur musun?" buyurdu. Genç, "Hayır." dedi. "Senin gibi hiç kimse istemez." buyurdu. Sonra, "Kızınla başkalarının zina etmesine razı olur musun?" diye sordu. "Hayır, razı olmam." dedi. "Yine başkalarının kız kardeşinle zina etmesine razı olur musun?" dedi. "Hayır, olmam." diye cevap verdi. Daha sonra amcasının, halasının ve diğer akrabalarının kızları için de ayrı ayrı sordu. Hepsine "Hayır, başkalarının onlarla zina etmesine razı olmam." diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah mübarek elini o gencin göğsüne koydu ve "Allah'ım, bunun günahını affeyle, kalbini temizle ve zinadan koru." diye dua buyurdu. O genç artık hiç harama meyletmedi. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşillikler Diyarı şirin ilimiz Kastamonu'dan sesleniyorum. Kastamonu Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla yapmakta olduğumuz programlarımızın bugünkü bölümünde bundan önceki programlarda yetiştiremediğim Şeyh Şaban-ı Veli Dergahı'nın külliyesinin caminin içinden bir şeyle anlatmaya başlayacağım. Daha önceki programda anlatacaktım fakat sıkışığa gelecek. Şu minber kapısı her yerde rastlayabildiğimiz minber kapısı değil. Çok nefis bir şekilde işlenmiş, bir de bazı aksaklıklar var, onları söyleyeceğim. Biz kimseyi suçlamak istemiyoruz. Kimseyi zem etmek istemiyoruz ama daha iyiye gidelim diye olan hataları aktarıyoruz. Yoksa gidip de camilerin en hatalı yerlerini bulmuyoruz. Böyle bir düşüncemiz yok kesinlikle. Hep güzeli göstermek istiyoruz.
Ama bu güzeli gösterirken bunları söylemezsek, gösterirken o da bizim kusurumuz olacak. Efendim, bu minberin kapısı tamamıyla ağaç oyması. Ve üstelik üzerinde hem sedef kakmalar var. Görüldüğü gibi insanın ellemeye korkuyor, içi titriyor efendim. Ama sedef kakmalarını sökmüşler buradan, motifi bozmuşlar. Düşmüş, birileri göstermeden almış, gitmiş. Neye yarayacak efendim, ne olur? Yani şu sedef kakmasıyla insan hangi servete kavuşur ki? Aman ya Rabbi. Hele bir de manevi hatıra falan diye aldıysa yandı, yandı. Efendim, yanlarda bakınız fil dişi kakmaları var. İkisinin parlaması fark ediyor, siz de oradan görüyorsunuz. Sedefler burada, fil dişleri hemen burada. Burada iki yazı var. İkisi de kapıyla alakalı yazı efendim. Şunu bütün Topkapı Sarayı haremi dahil, haremin içerisinde de çok gördük, dışarılarda da gördük. Ya müfettihel ebvab, iftah lena hayrel bab. Ey kapıları açıcı Allah'ım, bana hayırlı kapı aç. Bunu Bilgi'deki Çakır Ağa konağında daha gördük ama o iki hanımın kaldığı odalardan soldaki kapının üzerindeki yazının hatalı olduğunu orada da belirtmiştim. Burada da bir daha tekrar edeyim. Şimdi onarıma girdiği için Çakır Ağa konağı inşallah o yazıda değiştirilmiş olur. Efendim, üstteki yazıyı başka yerde görmedik. Üstteki yazı şuradan başlıyor. İlahi diyor. İlahi. Döndü bu tarafa. İftah lena. Bakın. Şuradan aldı. Sola doğru geldi. Sola doğru geldi. Hayr. Babı hayrek. İlahi. İftah lena. Babik hayr. Hayri babik. Evet. Fela tuhavviç. Burada düzeltti artık. Böyle gidiyor. Ve bunu da buradan okuyayım efendim, müsaade ederse. İlâ ebvâbe gayrük. Yani buradaki manayı başka kelimelerle ifade etmiş ama ayrı bir ibare olduğu için bunu burada sizlere göstermek istedim. Şu yüzü, minberin kapısının yanları, süveleri, üstü, taç kısmı, hepsi kalem işleriyle dolu. Ancak bunların üzeri vernik veya ona benzer, bir zamanlar birileri bir şeyler yapmış, sanki çürümekten koruma niyetiyle yapılmış. Siz göremiyorsunuz, bu yüzde de var. Ben size görebildiğiniz yüzü de gösterdim, bu yanda da var. Maalesef bunlar hatalı bir şekilde kapatılmış, kaybedilmiş, bitirilmiş yani. Hadi sökün şimdi. Rendeleri düzeltiriz. Olur mu öyle şey tarihi şeyde? Kazırız efendim. Kazıyamazsınız da. Bir kimyasalla sökeriz efendim. Ahşap bu. Kimyasalı gördüğü zaman ahşap tabii kendini bırakacak. Neyse. Bunu bu kadar söyledim. İlgililerin buradaki bu hassasiyete dikkat etmelerini bekliyoruz. Çünkü Kastamonu deyince ilk akla gelen Şaban-ı Veli Hazretlerinin türbesi ve camiidir. Türbeyi ziyaret ederler, camine gelirler, Kastamonu'ya gelen, her dışarıdan gelen efendim. Kastamonu zaten burayı hiç yalnız bırakmaz. Kastamonu'nun gezi planlarında bir numaradır. Böyle bir yerdeki şu ufak tefek düzeltmeleri de ilgililerimizin, idarecilerimizin yapacaklarını beklemek herhalde, fazla bir şey istemek olmasa gerek. Şimdi bu yüzü minberin ufak kabartmalarla kündekâre tekniği gibi görünüyor ama kündekârede bizim alıştığımız o ince ince oymalar burada yok. Büyük büyük motifler var efendim. Buradan böyle gidiyoruz bu yüzünde. Bu ta yukarıda külaha kadar devam ediyor. Şimdi burada mihraba geldik. Mihrabı tabii yapıldığı dönemde, 3. Murat Han döneminde kendisinin Manisa'da yaptırdığı Muradiye Külliyesi'ndeki Muradiye Camii'nin şurası olduğu gibi mermer bir tablo, büyütülmüş bir tablo. Burası alçıdan yapılmış. Biz mermer olarak acaba öyle midir, böyle midir baktık ama sonunda alçı olduğuna kanaat getirdik. Tabii kabartma alçı kalıplarıyla yapılmış ve buralara monte edilmiş, oturtulmuş, güzel bir şekilde almış.
Şimdi burada bir saat var. Saatin tabii tarihini bilmiyoruz ama kabının eski olduğuna göre herhalde bir 150 senelik bir meseledir bu saatin buraya konması. Şimdi burada bir vaaz kürsüsü var. Onu da anlatmam lazım. Vaaz kürsüsü de aynı minberin yapıldığı dönemde minberin yapıldığı yapan ustası tarafından inşa edilmiş, yapılmış. İki yapıldığı getirdik. Biz de Türkçe'yi unutur olduk efendim. Ne yapalım? Efendim burada yine fil dişi kakmalar var. Çok güzel çiçek motifleri, dal motifleri ile süslenmiş ve buralarda tamamıyla oymalar yerleştirilmiş. Böyle fil dişinin şimdi yapılması falan pek mümkün değil efendim. Fil de kalmadı ki dünyada. Eskiden fil çoktu. Başka filler var şimdi. Tarihi eserleri böyle dişleriyle kıran, omuzlayan filler var. Ne yapalım efendim? Devir öyle getirdi. Burada Hoca Efendi'nin oturduğu yerde böyle kitabını koyacağı, elini koyacağı, cemaate bakacağı çok güzel bakınız bir tahta tablo var. Çok hoş. Efendim aynı şekilde iki tane baba buraya yerleştirilmiş. Kim bilir kaç tane kıymetli alim burada geldi, insanlara nasihatta bulundu. O insanların gönlündeki problemleri, kafalarındaki sıkıntıları çözdü, sıfırladı, nötr hale getirdi. Bilir misiniz efendim? Yani şuradan konuşulan bir kelimenin, şuradaki bin kişinin hangisinin kalbinde ne güzelliklere sebep olduğunu bilir misiniz? Bilmek lazım. Onun için insan buradan çıkana çok dikkat etmesi gerekiyor. Efendim, bu harim kısmındaki anlatımlarımızın sonuna yaklaştık. Bir de penceresinden bahsedeyim buranın. Şu yan pencerelerden bahsedeyim. Pencereler elden geçmiş. Yani son zamanlarda bir güzelleştirilmiş. Murat Ağa'nın yaptırdığı dönemdeki pencere kasaları sanki değil gibi geliyor bana. Yenilenmiş. İyi de yenilenmiş. Duvarı bina zaten yapılırken çok kalın olarak tutulmuş. Ne de olsa Kastamonu bir bahar memleketi, yaz memleketi de değil yani, kış memleketi. Ama yazı da çok güzel oluyor, çok ferah, hafif geçiyor, insanları bunaltmıyor. İki sıra halde pencereler konmuş ve bunların ben kapakları olduğunda o zamandan zannediyorum, sonradan bu camlı pencere çerçevelerine döndürülmüş. Üst kattaki pencerelerde vitray kullanıldığını evvelden tahmin ediyorum ama şimdi gördüğüm kadarıyla bu vitray meselesi biraz zayıf görünüyor. Ya basit tuttular, fazla bir şey kullanmadılar ya da kullandılar, camlar kırılınca yenilerken şimdi gördük işte Edirne'deki üç şerefli caminin bu petek pencereleri, üst sıradaki pencerelere petek pencereler deniyor efendim, arı peteği gibi olduğu için. Orada baktık telli camla yenilerini döküyorlar. Vitrayı yapacak usta yok, vitrayı yapacak metalik metal cevheri olan boyaları getirip koymak herhalde hayli zor olsa gerek. Efendim, Şeyh Şaban-ı Veli Camii'nin anlatımını ve bugünkü programımızı burada noktalıyorum. Ama bitmedi. Asa suyuna gitmedik daha efendim. Sizin huzurunuzda, sizin yerinize bir tas ondan içmek istiyoruz, asa suyundan. Şadırvan'ı anlatamadık caminin. Ve esas geldik. Hep Şaban-ı Veli Camii dedik ama Şaban-ı Veli Hazretleri kimdi? Nasıl bir insandı? Nasıl bir hayat çizgisi vardı? Hayata nasıl bakardı? Nasihatları nelerdi? Bunları da bundan sonraki programımızda inşallah yine asa suyunu çeşmesi başında, türbesini de ve kendini de türbesinin kapısı ve iç kısmında anlatmak istiyoruz. Hoşça kalın efendim.